Öncelikle hemen ilk veterinerimizden başlıyoruz. İrem ve Şule Nur. Bir açıklama yapmışsın İrem ve bunun üzerine bir tartışma yaşanmış. Hemen ilk veterineri bir izleyelim, üstüne konuşalım, olur mu? Ben fabrikatör değilim ama fabrikatör karısıydım. İki katlı malikanede çalışanları olan, hali vaktinde gayet güzel. Evet, çalışanlarım, çocuklarımın dadılarıyla olan bir hayatım vardı. Bu düzeni bıraktım. Kimse düzenini bırakmak istemez. Kaldı ki rahatı hiç kimse bırakmak istemez. Ama mecbur kaldım. Sen bence eski kocanı takıntı yapmışsın. Onunla alakalı böyle. Bir yeriyorsun, bir övüyorsun. Ben anlayamadım yani. Gerçekten ihtiyacın varsa da bu konularda da konuşabiliriz. Hani burada mağdur oynamana gerek yok. Zaten kocasını elinde tutamayan bütün kadınların yaptığı şey mağdur oynamak. Mağduriyetini çok güzel pazarlıyorsun arkadaşım. Vallahi ben psikolog olduğum için senin gibi insanları, özellikle de seni çok güzel okuyorum. Senin bırak gibi bir travman var ya, ben anlayamadım. Senin derdin ne? Çok yakında tanırsın hayatım. Neden çok yakından? Bir de seni görelim. Senin ne olduğunu görelim. Tanırsın hayatım, merak etme. Şule Nurcuğum, yaptığın açıklama biraz ağır sanki. Ya ne diyorsun? Şimdi Songül Hanım... Yani kocasını şöyle... tutamayan, yani elinde tutamayan her kadın mağduru oynar. Ne demek? Yani adamın gidesi varsa, gidiyorsa. Ya şimdi öyle değil aslında. Oğlan, hani oranın daha bir uzun bir konuşması var zaten. Tamamını izlediğiniz zaman da anlayacaksınız. Şimdi sürekli hani ben böyle bir yaşamdan geldim. İşte böyle lüks içinde yaşıyordum. Evimde dadılar vardı. İşte yanımda çalışanlar vardı. Şöyle bir hayatı bıraktım. İşte sebeplerim vardı. Şöyle böyle. Böyle sebeplerim varsa veya hani böyle bir hayatım varsa bırakmasaydım. Bu benim yani kendi fikrim ve düşüncem. Ve beni ilgilendirmiyor, bu birincisi. İkinci olaraktan da hani burada sürekli ya işte ben böyle bir hayatı bıraktım, işte bıraktım da bıraktım, bıraktım da bıraktım. Böyle söyleyince de bir insanın, ben artık şöyle düşünürüm, mağdur edebiyatını oynuyorsun. Hani halka oynamaya çalışıyorsun, ben mağdurum, böyle bir hayatı bıraktım, buraya geldim, ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum. Eski kocamı bıraktım, şöyle oldu, böyle oldu. Ben bunun başka bir açıklaması olduğunu düşünmüyorum. Sözlerimin de son derece peki, arkasındayım. Kesinlikle de mağdur oynadığını peki, düşünüyorum. Peki İremciğim, Şule Nur'un dediği sence doğru mu, haklı mı? Yani mağdur mu oynuyorsun ya da elinde mi tutamadın? Onun dediği gibi Şule Nur diyor ya. Şöyle bir şey. Elinde tutsaydın o zaman. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Konumuz zaten ayrıldığım eşimle alakalı bir konu değil. Sadece şöyle bir atıfta bulundu kendisi. Prenses gibi duruyorsun. Onun üzerine verilen bir açıklama vardı. Benim neden farklı olduğumu ya da duruşumun nasıl olduğunu, benim konumumun, yaşayışımınla alakası ve biz burada şu anda birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Benim de geçmişimdeki olan görüntüleri arkadaşlarım gördü. Onun üzerinden kalkıp sırf ekonomik durumum iyi diye oradan bana saldırıda bulunmak, evliliğim hakkında konuşmayı burada hiç kimse karışamaz ve konuşamaz. O bitmiş bir konu. Ve bunu ben yaşadım diye de mağdur... mağdur kadın imajı... Şu konu imajı... önemli, hani elinde tutamadın. Kime ne? Elinde tutamadın. Kim neyi biliyor? Hakikaten ayrılan hanımlar elinde mi tutamıyor? Ben de iki kere boşandım. Şimdi şöyle, elimizde aynı şey o zaman tutamadık. Sizin için de geçerli. Örnek veriyorum, hani evlilik deneyimi olmayan birinin kalkıp bu şekilde konuşması bence doğru değil. Kaldı ki bir evlilikte iki kişi her şeyi yaşıyor, iyisiyle kötüsüyle. Kimse boşanmak için evlenmez. Eğer statüsü, konumu özellikle de rahatken kalkıp böyle bir yuva yıkmak istemez. Bu sonuçta benim hayatım, benim kararım. Ben burada mağdur olan bir kadın değil. Tam tersine her şeyiyle bunu yaşamış ve şu anda da kendi kazancıyla ayaklar üzerinde duran bir kadın hayır, olarak devam ettim. Aslında onu sormuyorum. Nur da bekar, yani dulsun, ayrıldın. Bu kadınların... Boşanmış hanımlar hakikaten elinde tutamadığı için bu çok mi? Çirkin bu bir... Bence oldukça güçlüyüz. Evet, öyle kesinlikle zaten. Güçlüyüz. Hayır, ben şu anda hep beraber evet, öz eleştiri yapıyorum. Biz kesinlikle elimizde mi tutamadık? Ben de üçüncü şahıs olarak kendim sizin yanınıza koyuyorum. Ne yapıyoruz biz? Bizim yaptığımız nerede yanlış var? Şöyle bir şey, bu her evlilikte farklı bir dinamik var. Bazen kadın, bazen erkekten de kaynaklı olabilir. Ama sonunda, günün sonunda gerçekte bir karar var. Bence bu karar verildiğinde ve sonuç böyle bakıldığı zaman birine direkt bir baskı şekilde suçlamak yanlış. Kaldı ki nedense hem cinsim olan bir kadının kadın mağduriyeti deyip
burada bir kadına karşı bu denli baskı kurması bence çok kötü bir şey. İremciğim, hani çok zengin bir hayat yaşıyorsun. Çok güzel anlattın. Bunların vardı, bunların vardı. İmkanların dört dörtlüktü. Beni tanımak istedikleri için de, evet. Ne oldu? Çok özel değilse, çok gizli değilse. Hani bir örnek olsun diye. Hani bazen bizler de yanlış yapabiliriz. Karşı taraf da yanlış yapabilir. Şöyle, tabii ki ben bunu burada bu denli açıklayamıyorum. Çünkü halen devam eden 6 tane davam var. Ve dediğim gibi anlaşmazlıklar ve olmaması gereken yanlışlar olduğu için ve günün sonundaki... Şöyle sorayım o zaman, bir evlilikte ne olmaması gerekir? Bozulmaması için. Bozulmaması için sevgi, saygı, sadakat. Kaldı ki dediğimiz şöyle ve ki şöyle söyleyebilirim. Çünkü 10 yıllık, kadın rahat yerini bırakıp gitmez. Evet, 10 yıllık bir evlilik çok büyük bir emek ister arkadaşlar. Bunu bekar arkadaşlarım için de söyleyeyim. Kaldı ki sadece bu evlilik için geçerli değil, uzun ilişki yaşayan insanlar için de geçerli. Kimse güven duyduğu ve emek verdiği bir ilişkiyi, maddi manevi sağladığı bir ilişki bırakmaz. Ama bir yerde beslenemiyorsa ve orada bir haksızlık varsa ve günün sonunda ne şekilde olursanız olun koşullarınız, siz mutlu değilseniz zaten orada olamıyorsunuz. İnsan herkesi kandırama kendini kandıramaz. İçimizdeki beylerden Emin Bey'e sormak istiyorum. Biraz daha olgun yaşı olduğu için. Tabii. Bir kadın bu kadar rahatlığı neden iter? Yani ne huzursuzluğu olabilir ki? Hani şöyle dendiği için elinizde tutamadınız. Siz bir beyefendi olarak nasıl düşünüyorsunuz bu konu hakkında, ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle düşünüyorum. Zengin bir yer dedi. Oraya evli olarak gitmiş. Sadece bu süslenmekle, püslenmekle, güzel giyinmekle, kuaföre gitmek, saç yaptırmak, tırnak yaptırmak olmuyor bunlar. Bir kadın kocasını nasıl elinde tutar? Bak ya, onun yemeğini yapacak. Onun çorbasını yapacak, temizliğini yapacak. Onun her istediğini yapması gerekiyor. Çünkü yani hizmetini zaten, edince mi? Tabii ki. Adam ona saygı duyacak ve sahiplenecek. Geleceğim bir saniye. Zaten beyefendi buna gereken zaten variyeti göstermiş. Malikane, işte çalışan bahçıvanlar, ne bileyim yardımcı kadınlar, her şey var. Hanımefendi ne yapmış burada? Süslenmiş gezmiş. Nereden biliyorsun? Onun istediği hiçbir şey yapmamış. Yani yemeğini yapmamış, temizliğini yapmamış, ona ilgi göstermemiş bir kadın ne yapmalı? Ben şöyle söyleyeyim. Hanımefendiden örnek vermeyin. Vallahi şu anda Emin Fatma sana çok kötü bakıyor. Tabii bakabilir. Ben bitirdikten sonra ben hanımefendiden örnek vermeyeyim. Şimdi bir kadın bana ne yapmalı? Ben eşimden söyleyeyim. Bana mesela gelir eve yatarım diyelim. Yemeğimi yedikten sonra ne bileyim ağzıma üzüm vermeli. Ne? Ondan sonra diyelim ki meyve vermeli. Ütopik dünyalar. Farz-ı mahal uyuyorum. Senin gece yarısı bir saniye kafana. Efendim bir saniye. Güneş geçmiş senin bir kafana. Bir saniye farz-ı mahal hayal uyuyorum. Hayal dünyasına bak ya. Gece saat 1-2 gibi kaldırıp hayatım su ister misin? Ben de yok istemiyorum dediğim zaman işte kaymaklı baklava var. Onu yersen belki susarsın deyip bana mesaj vermesi gerekiyor. Yani bir kadın bunları yaparsa bir yani, erkek. Bir erkek. Bir şey söyleyeceğim Emin Bey, yani çok ilginç açıklamalar yapıyorsunuz. Yani bu, bir kadın eşinin hakikaten geyşesi ve hizmetçisi olursa o da onun boğaz tokluğuna ve kuaför masrafına yani ona bakar mı yani? Bu mu? Hayır. Erkek de ona göre bak, ne diyorum mesela, ben uykuna kaldırdı, buyur hayatım. Susamışındır diye kaldırdım hayatım. Yok susamadım. O da diyor ki mesaj veriyor. Bir baklava ye belki susarsın. Mesela bunlar önemli şeyler. Benim aklıma bir şey sokuyor. Bir kadından istediği erkeklerin budur. Bütün erkekler böyledir. Vallahi Emin'ciğim senin başına gelecek var. Bak kadınları şöyle bir şey olursa, bir dakika heyecanlanmayın bayanlar. Heyecanlanmayın, ben anlatayım. Şöyle bir şey olursa, geldi eve. İşte ben de gelmişim, yorulmuşum. Döndü yattı arkasını. Affedersin, özür diliyorum ondan sonra. Yemek var işte dolapta, al da ye ya. İşte onun içinden ben kalkayım. Kaç şimdi kendin beraber al. Karşılıklı gidelim. Bunu bir beyefendi yapmıyor mu? Mesela kadın hasta ya da o da işten geldi, yoruldu. Evet. Siz de geldiniz, yorgun dediniz, televizyon karşısına yattınız. Küçük bir fark olması gerekmiyor mu sonuyla? Neden? Niye ayrım? Bir saniye. Niye ayrım işte ya? Bu yüzden boşanmış hanımefendi. Senin bak, benden üstünlüğü. Biliyorsun. Ha, ya, bak çok hasta söyleyebilir miyim? Sakin konuşmayın. Ben zaten sıra vereceğim. Hepiniz konuşacaksınız doya doya. Saatimiz yeterli. Heyecanlandırır hanımefendi. Buyurun. Bir evliliği devam ettiren bir kadın mı olmalı sadece? Ya, bu nasıl bir dünya? Hayır tabii ki canım. İki kişi birlikte bir yola çıkıyor ve şu an konuşulan konu kadın tutamadı. Erkek de tutması gerekiyor o kadını. Peki o noktaya getirmemesi gerekiyor. Yani, evini verdim, rahatlığını verdim. Dadılar var, hizmetçiler var. Yesin içsin orada takılsın. Ben de dışarıda hayatımı yaşayayım. Sevgi vermiyorsan İstediğim, olacak. Evet. Yani olacak. Böyle olursa da mı o evlilik yürümeli? Hayır, öyle yapmamış. Öyle o mantıkta. Zaten o tür beyine sahip bir erkeğimiz evlenmez. Kusura bakma. Nereden biliyorsun? Hanımefendi yalan söylüyor burada. Sen nereden biliyorsun şimdi, abi?
Emin Bey, buyurun. Benim şu an evlenmeyi düşündüğüm adam tam olarak anlattığı gibi bir beyefendi. O zaman niye evleniyorsun? Ya ne demek bu ya? Boşanmış işte. Ne alakası ondan var? Bahsetmiyorum. Her şeyi karşılıklı yapabiliyorsun yani. Beni yanlış anlamışlar Songül Hanım. Erkek olmak demek üstün olmak demek değil. Ben üstünlükten bahsetmedim. Bence sen de kendini yanlış anlıyorsun. Bu karşılıklı olur. Karşılıklı. Hani ama ben ona niye kaldırdın beni uykudan demiyorum bak. Buyur hayatım diyorum. Burayı anlayamıyorsunuz. Ama önce anlayamadığınız ne dedin? Erkek için üstün olması gerekiyor. Şark dedim olması dedi. Lazım küçük. Sizi anneniz bu şekilde mi büyüttü? Veya bütün erkekler bu şekilde mi büyüyor? Hepsini geçtim. Oğlum da oğlum. Ayrılırken hiç kimse, hiçbir erkek ben suçluyum diyemiyor delikanlı gibi. Bu bir. Hepsinin yaptığı tek açıklama, çamaşırımı yıkamadı, ütümü iki gün geç yaptı, yemek yapmıyordu, suratsızlık yapıyordu, vıt 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 vıt. Sen benim için ne yapıyorsun mesela? Ben çok şey siz yapıyorum mesela. Siz erkekler bizim için ne yapıyorsunuz? Ben hadi bunların İşe hepsini yaptım. Bana maddi güç sağladın diye mi ben sana bunları yapacağım? Hayır. Şöyle bir şey Songül Hanımcığım, şöyle söylemek istiyorum. Hiçbir kadın rahat bir yuvasını bırakıp da arkasını dönüp de gitmez. Evlilik aşk ister. Evlilik emek ister. Evlilik her şey ister. Yalan dolan olmadığı sürece. Yalan zaten oldu mu o evlilik zaten bitmiştir. Bir de iki tane çok güzel pırlanta gibi evladını bırakıp da o güzel hayatı bırakıp da kuaför muaför diyorsunuz ama yani her bir kadın kuaföre gider tabii ki. Kimse huzurlu evini bırakıp gitmez ya. Yani. Aynen öyle. Buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim. İrem'le alakalı yorumum. Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Hiçbir kadın tatlı ekmeğini bırakıp da gitmez. Eğer bir insan kadın olsun erkek olsun, sadece erkekler için konuşmuyorum. Eğer birisi gerçekten o evde değilse amuda kalkarak da karşılaşsanız o insana yaranamazsınız. Huzur çok önemlidir. Her şey para demek değildir hayatta. Ben de bir evlilik yaşadım. Özellikle kadınlarımız için konuşuyorum. Ben erkek işi yapan bir kadınım mesela. Buna rağmen şunu söylüyorum. Evliliklerde maalesef bizim ülkemizde erkeklerin yetiştiriliş tarzıyla kadınların yetiştiriliş tarzı aynı olmadığı için evlilikler kadın ittiği ve emek verdiği sürece sürer. Sürer. Peki. Bu benim fikrim. Fatmacığım sen evlilik yapmadın. Yani Emine de bayağı tersleşiyorsunuz. Ama şöyle düşünüyorum. Bence iyi adamı kadın bırakıp gitmez. Nokta bu. Yaşamayan bir kadın ne bilir ya? Yaşamayan bir kadın derken... Evlilik yaptınız mı şimdi siz? Benim bir hayat görüşüm var. Benim bir beynim var ve ben bu yaşa arkadaşlar kadar bir şeyler yaşamışım. İlişki kurmadı mı bu kadın? Sen kendi hayal dünyanda yaşıyorsun. Biz sana bir şey demiyoruz. Efendim ben bana diyemezsiniz. Zaten hepiniz boşanmışsınız veya bekarsınız. Emin Bey ne bir şey konuşuyorsun? Ne konuşuyorsunuz? Demek ki, nasıl bir tarz demek bu? Ki, nasıl bir şey? Demek ki siz kocalarınızı elinizde tutarmamışsınız. Emin Bey siz nasıl evli oluyorsunuz? Ben ya? Sizin bu saygısınızı da nasıl evli kaldığınızı merak ediyorum. Ben, bak, siz işte gerçekten bak, çok şey sormak lazım. 25 yıldır evliyim. Eve giderim. Az önce Songül Hanım dedi ya ben yemek de yaparım. Ben bulaşık makinesine de atarım. Evi de süpürürüm. Mecbur ben küçük çocuğuma belli bir yıl ben baktım. Ben fedakar olmuş hani muyum? Hani kadın yapacaktı, bal kaymak gelecekti, uyandıracaktı. O temenniler. Şimdi sen yapıyor oldun. Tamam, bunları yaptım. Kadının da böyle yaptığı için biz evli duruyoruz. Şimdi şöyle evliyiz. Oluyor, Emin Bey evde istediklerini yaptıramıyor ama ağzına vurmuş gibi. Bence de. Aynen öyle, var. Aynen öyle. Öyle bir şey o. Ya öyle bir şey var Emin Bey, kusura bakın. Söylediğiniz bir şey evinizde gerçekleşmiyor. Ama isteklerinizi burada sanki yaşıyor musunuz gibi anlatıyorsunuz. Şimdi bir şey neden öyle anlattım Songül Hanım? Burada kimsenin evliliğini yargılamak, sorgulamak bizim haddimiz değil. Sadece birbirimizden öğreneceğimiz tecrübelerimiz, belki yanılıyoruz. Ben dahil hepimiz yanılabiliriz. İstişare etmek adına, biz bir yerde yanlış mı yapıyoruz demek adına konuşuyoruz. Yoksa beyefendi eminim kendi özünde iyi bir insan, kendi yolunda iyi bir insandır. Bazen uyuşmamazlık olabiliyor. Ya oluyor yani. Dışarıda çok iyi insanlar evlilikte olmayabiliyor. Konu aslında tam da evlilikten açılmışken ikinci VTR'miz de evlilikle alakalı. Neslihan öyle bir açıklama yapmışsın ki eyvah eyvah. Eyvah be erkekler. Duymayın gitmiş. Duymayın. Neler söylemiş neler bir izleyelim. Şu an bu devirde koca bulmak zor. Zengin koca bulmak çok daha zor. Ama ben her ikisini de başardım. Yakında evleniyorum inşallah. Hayırlı orası olsun. Doğru. Aynen. Yaşını duyunca ama çok bir eleştiriye kapalıyım. Bence eleştiri parası yapmayayım. Varsa yaşın senin için hiçbir önemi olmadığını eminim biliyor musun? 65 yaşına minik tırtılım. Ne? Dinlemem mi? Minik tırtılım. Deutschland.
Bekarları Tanıştırma, Kaynaştırma ve Kalkındırma Derneği'nden tanıştık. Sanırım bir yıldır üyesiyim. Sen bu organizasyonu kafanda rüyanda falan yaptın yani. Bu şaka gibi bir şey. Bu bir hikaye. Sana ben göre de öyle olabilir ama... Öyle bir site mi var, öyle bir şey mi var da bunu attın şimdi ortaya da etrafındaki insanları kafasında soru işareti bırakıyorsun? Sen 25 yaşındasın evet, ve 65 yaşındaki bir adamın seni mutlu edebileceğine inanıyor musun para tabii dışında? Tabii ki de inanıyorum. Yani böyle bir şeye örnek olmak bile ya nasıl bir şeydir ya? Sen konuyu, yaşının farkında mısın? Konuyu çok farklı yerlere çekiyorsun. 65 ne? Ben senden sıkıldım. Dalga mı geçiyorsun sen? Ben senden sıkıldım ama artık yeter. Komik bir kız gibi geliyordun bana. Evet. Şu an sana üzülüyorum. Belki parası tatlı geldi. Nereden biliyorsun? Bu devirde para lazım. Güzelim, para. İyi yaptın. Neslihan, ben doğru duydum herhalde. Evet. 65 yaşında biriyle minik tırtılınla evet, yuva kuracaksın. Evet. Kararlı yani mısın? Neden bu kadar size garip geliyor ki? Ben onu anlamıyorum. Erkekler kendilerinden ama küçük... Ama şimdi sen 20 yaşındasın ya. 45 yaş var arada. 25. Ha, 25-40 yaş düştü yani. Evet. Olabilir yani, sevginin yaşı mı var? Yani erkekler kendilerinden küçük seviyor bayanlarla... Seviyor musun sen? Seviyorum, o da beni seviyor ki. Gördün bir evlilik mü? Yoluna. Tanıştın mı? Görmedim, daha tanışmadık. Ama olsun, ama bir evlilik yolundayız. Diyorsun. Tabii ki o da beni seviyor ki bir evlilik yoluna girdik zaten. Niye herkes bu kadar şaşırıyor bilmiyorum ama. Görmediğim biriyle evlilik yolunu. Olabilir. Sizin de başınıza gelebilir. Çok büyük konuşmayı sizin de çocuklarınızın başına gelebilir. Ben sevdim, o da beni sevdi. Ben görmedim ilgiyi, şefkati gördüm ki evleniyorum şu bana anda. Bana böyle bir şey yaşatacak çocuk benim evladım olmaz. Ya Gamze bak, her lafa giriyorsun, artık ben senden sıkıldım. Ya istediğin kadar sıkılabilirsin. Gerçekten sıkıldım. Yani benim ilişkim hakkında en azından bir yorumda bulunma. Olabilir. Burası şu an benim ilişkimi konuşuyoruz. Peki şöyle sorayım ben sana, sevgili seyircilerimiz de anlamış olsun konuyu. Sen görmediğin bir beyefendiyle konuşuyorsun. Hı. 65 yaşında. Evet. Evli kararı aldın. Biraz anlatır mısın? Nasıl oldu? Nasıl konuştun? Nasıl tanıştın? De bir hemen sevdin ve evlilik kararı aldın. Ya şöyle, biz bir dernekte tanıştık. Dönçland Bekarları Tanıştırma, Kaynaştırma ve... İnternet üzerinden. Evet. Kaynaştırma ve Kalkındırma Derneği'nden tanıştık biz. Nerede dernek? Dernek. Söylemeyeyim onu şimdi. Ha, yurt dışında, Almanya. Tabii tabii, Deutschland'lı, evet, Alman. Orada tanıştık. Birbirimizden hoşlandık, elektrik aldık. İnşallah yakında da evleniyorum. Bu da benim nişanem. Minik tırtılıma da buradan selamlarımı söylüyorum. Bu şaka peki, mı? Peki tatlım benim, yavrum benim. Anne baba haberdar mı bu konudan? Yani değiller ama olurlar. Onlara da selam. Evet, günün konseyi toplandı. Yorumları geçeceğiz biraz sonra. Çok olaylarımız var. İçeride bekleme odasında sesler yine yükselmiş. İnanılmaz olaylar oluyor. Birbirinize kavga ediyorsunuz. Dedikodular çıkıyor. Birbirinize söylemediğiniz şeyler kalmıyor. Bunları bir masaya yatıracağız. Yorumlarınızı da alacağız. Ve neler oldu? Bu konsey neler konuşacak bugün? Şule'ye bir döneyim, Şule'ye bir döneyim. Şule ile Mert en iyi arkadaşlar. Öyleydi. Odamızda beklerken herhalde bir Mert'le bir tartışma, bir ortam olmuş. Bayağı bir gergin anlar yaşanmış. Neler oldu üzerine konuşacağız, neler söylendi. Bayağı bir ortam gerilmiş. Öncelikle bir izleyelim, isterseniz üstüne konuşalım, olur mu? Olur. Problemin nedir? Aynı şekilde. Problemin nedir? Ay, senin problemin ne? Benim seninle ne gibi hayır, yap, bir problem hayır, olabilir? Dün yaptığın şeyin farkında mısın? Yönetmenin yanına gitmiş bir şeyler konuşuyor. Ben bilmiyorum, tamam mı? Biz Emin abiyle oturuyoruz. Biz dedi yönetmenle konuşalım. Fatma ablayı istemiyoruz. Şule de dedi ki tamam dedi, olur bunu konuşalım. Ama öncesinde ben bir gideyim konuşayım dedi. Ondan sonra Emin abi çaktırmadan telefonunu aldı gitti. Şule o sırada diyormuş ki ben Mert'le aynı takımda olmak istemiyorum. Gelmiş Fatma abla yerine beni yönetmene diyor ki ben Mert'i istemiyorum bu takımda. Ya. Hayır, bizzat adam kendisi duymuş, kocaman adam yalan mı söyleyecek? Abi sana da yazıklar olsun. Niye? Sen ben bunu... bu kadar mı güvensizsin evet, ki Emin abi geliyordu telefonla beni dinliyor?
Bu kadar niye güvensizim beni, neden işte. Neden beni dinletiyorsun? Bu kadar güvensizim. Neden Emine beni bizzat bana söyledi. Bir sebebi olmalı. Ciddi ciddi adam olmalı. Duymuş. Adam duymuş. Gerçekten duydun mu abi? Gerçekten duydum. Ben ne duydun? Telefonda tam bana kelimeleri söyler misin ne duyduğunu sen bana? Dedin ki orada. Ne dedim? Ya dedim bu adamın böyle hareketlerine, tipine, gömleğine falan gıcık oluyorum. Gerçekten yani. Ben. O kadar itici bir adam ki. Tabii. Ben bunu bence takımda istemiyorum. Ben bununla aynı yerde bile yarışmak istemiyorum. Nasıl ya? Bu olayın gerçeğini duyunca çok utanacaksın. Aha. Abi seni de cümle alem görecek yani. Şule Nur. Ne oldu? Nasıl oldu? Neden bu kadar öfkelendin hayatım bu kadar? Yani biz yakın arkadaş falan değilmişiz. Ben bunu anladım. Ama Mert'in de bir iddiası var. Eve şahidim de var diyor. Senin yönetmene gittiğini söylüyor. Evet gittim ama farklı bir mevzu var orada. Fatma Hanım'ı mı istemedin? Ya zaten istememiştik ama ben o gün böyle bir konuşma gerçekleştirmedim. Ben dahil değilim. Ve bunu da söylemek zorunda değilim ne konuştuğumu da. Emin abi zaten senden de ya ben seni anlamıyorum ya. Sen niye ortalığı karıştırmaya karıştırmadım. Çalışıyorsun? Karıştırmadım şimdi biz orada Mert'le konuşurken... Ne? Sen orada sinsi sinsi duruyordun böyle. Sinsi sinsi. Şöyle burada yapıyordum. Bir sinsi varsa. Yönetmene bir bakıyordum. Bir böyle yapıyordum. Dedim, ne yapacak acaba? Ne yapıyor Emin abi? Bir şöyle yapıyordu. Bir böyle yapıyordu. O ara yönetmen geçince böyle bir koştu. Hemen ben de oradan telefonu aldım. Dedim şeyi de aradım yani birini de aradım. Bu tarafta kulağımda telefon. Buradan da Şule'yi dinliyorum. Ay bu Mert çok gıcık. Emin Bey senaryo mu yazıyorsunuz? Ya duyduğumu söylüyorum. Bir dinleyelim bakalım. İşte ne bileyim değişik giyiniyor, gıcık oluyorum bu adama. Belki çocuk yakışıklı hani bir de Neslihan'la zannedersem. Seni Neslihan'dan kıskanıyor. Kıskanıyor. Bence. Kıskandığı durum bu gerçekten böyle. Yani bunu benden duymanızı istemezdim ya, ama hani söylediği söylemek şey zorundayım şu, yani ben de. Söylediği şey şu, sen neden Neslihan'ın bavulunu taşıyorsun mesela? Yani, bir Mert konusun, bir ifadesin kendine. Ya şöyle, güvensizlik konusu açıldı içeride. Ben bunu zaten kendisine bizzat söylemek istiyordum ama orada açılma durumu oldu ve ben orada bu konuyu açtım. Geldi güvensizlikle ilgili birkaç konu konuşmaya başladı. Ben de dedim ki asıl güvensiz olan sensin, arkadan iş çeviren sensin. Bunu söyledikten sonra geldi dedi ki ben ne yapmışım? Bizzat anlattım, Emin abiyle biz oturuyorduk. Kendisini gördük, Emin abi gitti aldı telefonu. Yanlarından geçerken dinlemiş. Ondan sonra yanıma geldi, dedi ki Mert dedi, Şule de seni bu takımda istemiyormuş. İşte sen de işte kıyafetin olsun, duruşun olsun, konuşması olsun vesaire bunlardan hoşlanmadığını dile getirdi. Ama ben aramızın iyi olduğunu düşünüyordum ve böyle bir şeyi, ben arkadaş olduğumuzu biliyordum ve böyle bir şeyi benim arkamdan söylemesi gerçekten hiç hoşuma gitmedi. Gerçekten elim ayağım titriyor, hiç hoşuma peki, gitmedi. Peki Şule niye bu senin Neslihan'dan? Ben kıskandığını düşünüyorum, orada da dile getirdi. Niye? Neslihan'la ilgili. Arkadaşlığımızı kıskanıyor. Şu yüzden kıskanıyor bu arada. Karşı takımdan benim arkadaşım olmasını istemiyor. Ben istediğimle arkadaş olurum, bence sohbet edebilirim. Bu işin içinde başka bir şey var. Kimse kimseye arkadaş oldun diye bu kadar yok, kıskanıp gözlerini bizzat, doldurmaz. Yok, kendisi bizzat çok söyledi bu arada. Çok üstüne gitti içeride. Arkadaşlar görmediniz. Ben size bir şey söyleyeyim yani mi? Buraya yarış... Ağladı kız ya. Ya bir şey söyleyeyim mi ben size? Biz buraya yarışmaya geldik. Yani bu arkadan iş çevirmeleri ben... Hala çözmüş değil. Ben şeyi çözemedim. Şule niye Neslihan'ı kıskanıyor? Bir şey mi var aranızda? Hiçbir şey yok. Ya da Neslihan'la mı bir şey var? Şöyle durum olabilir. Bazı insanlar vardır karakter yapısı. Gerçekten. Belki kendi arkadaşını başka birisiyle arkadaş olmasını istemiyor olabilir. Bu bir de takım arkadaş. Biz burada yarıştığımız için belki istemiyor da olabilir. Ama bunu istememesi çok saçma. Bir de gidip de böyle bir şey yönetmene söylemesi bu... dünyanın en saçma şeyi. Gerçekten çok bundan sinir verici, aklı... sinir bozucu bir şey. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bunda arkadaşlar haklı, bu konuyla ilgili. Bir şey sırayla. Bunda haklı Mert. Arkadaş olmanızı istemiyor olabilir ama değil. Bu kadar yoğun bir şekilde ağlayacak kadar. Evet ben kadar... de ona geleyim. Şule Nur sen mesela hani ne oldu ki? Ne var ki içeride ağladın o kadar? Söylemediğim bir şeyin söylendiğinin söylenmesi benim sinirlerimi bozdu. Bir de bana yakın arkadaşım deyip de kalkıp da daha 3 kelime 5 kelime en fazla konuştuğu adamın söylediklerine karşı takımdan özellikle inanması beni gerçekten üzdü. Hani bu benim güvenimi sarsan peki Emin olay. Bey'in sizde bir problem mi var ki sizi kötüleyecek? Belki de var ben bilemiyorum. Var belki hayır, de var benim belki bir problemim de. Yok. Yani ben ben Mert'le, Mert'e kendi başarılarımı anlatıyordum. Gençliğimde yaptığım başarıları anlatıyordum. Senin o ne gibi şaşırıyordum başarın tabii. Olmuş olabilir kendi acaba? En güzel dedikoduyu ben mesela yaparım. Denizden Yunanistan'a doğru yüzüp Yunanistan'a denizin ortasında kalıp sahili görememem, geri tekrar dönmem.
Böyle kendi başarılarımı anlatıyordum ben. Kendi başarılarını anlatırken dedin ki ya dur bekle ya. Ben gideyim de birazcık Şule'yi dinleyeyim de birazcık Mert'i doldurayım da peki sanki şey mi olmuş yani? Hani bir şey planlamışsınız ama sonra kendi başınızı yakmış gibi. Fatma için yönetmene gitmek istiyorsunuz. Evet. Ama sonra ben gelebilir miyim? Şule ile Mert birbirine giriyor aslında. Ben söz alabilir miyim? Sen beni şikayet etmeye gittin. Beni istemediğini ama duyguların ağır bastı. Bu sefer Mert'e döndün değil mi? Hayır hayır. Bence şöyle, öyle, bence öyle. Bir saniye. Beni istemediğini. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Ben şimdi de bir şey sen nereden geldin buraya? Dur bir bizim aramızda. Dur sen bir dur. Benim bak, de bir yorumum var. Ben tamam, de bir konuşmak bekle, istiyorum. Bekle, bekle. Olay ben bambaşka. Konuyu biliyorum. Arkadaşlar olay bambaşka. Bence hiç konunun alakası yok. Şule Nur sen böyle bir şey yaptın mı? Ben yaptığına inanmıyorum. Bence yapmadım. Bizi parçalamaya çalışıyorlar. Takımımızı bölmeye çalışıyorlar. Yapmadım. Aramızı açmaya çalışıyorlar. Enerjiyi düşürmeye çalışıyorlar. Çünkü çok iyi gidiyoruz. Nifak sokuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Çünkü konunun ödüller... alakası yok. Ben Şule Nur'a güveniyorum. Kurayı asla helal olsun arkadaşım. Bir şey yapmaz. Hayır yapmaz. O zaman şöyle asla. Üst üste konuşmayalım. Yani Nalan Hanım'ın ve Emin Bey'in takımı sizin bu ekibi takımınızı dağıtmak için mi aynen böyle öyle. Bir plan uyguluyor? Aynen öyle. Mert? Ben şunu söylemek istiyorum. Ben şu iki takım arkadaşımla aynı takımda gerçekten olduğum için şu an çok üzgünüm ve mutsuzum. Birisi arkamdan iş çeviren yakın arkadaşım oyuna dediğim geliyorsun. Kız. İkincisi... Takımda bizi mahveden, yemekleri çok kötü yapan bir kadın diyebilirim ya. Gidebilirsin zaten istemiyoruz seni. Mert, gidebilirsin. Senin arkadaşlığın... Teşekkür ederim. Gidebilirsin şey söyleyeceğim. Siz Şule ile çok yakın değil miydiniz? Senin arkadaşların böyle balon gibi mi? Şöyle düşün. Öyleymiş. Senin arkandan bir arkadaşın geliyor yönetmene diyor ki ben diyor Gamze'yi burada istemiyorum peki, diyor. Peki Mert'im ama ne kadar yanlış. Peki o zaman siz Şule ile beraber Fatma'nın arkasından ne işlediniz? Sadece Şule ile değildi. Burada Gamze vardı, Demet abla vardı, Şule vardı, ben vardım. Hep birlikte bunu konuştuk. Dedik ki biz Fatma ablayı bu takımda istemiyoruz. Ne kadar hızlı bu takımdan giderse bizim yararımız niye? Olur diye düşündük. Niye? Yemekleri çok kötü yapıyor. Bize iddia ediyor diyor ki biz yemek, ben yemeği çok güzel yapıyorum diyor. Ama böyle bir şey yok. Gördük biz bütün takım herkesin olarak... Herkesin motivesini düşürüyor. Kesinlikle gerçekten konuda. Motivemizi düşürüyor. Şu anda sıkınıyorum. Karşınızdaki takıma bakar mısınız? Ya evet ama... Bu insanlar, bu hanımefendiler, beyefendiler... Yemek yapıyorlar, birbirlerini bulabilmek için, kendi takımlarına para kazandırmak için, İrem'i de gördük. Nur da ne kadar doğruyum ben, hakkaniyetliyim dedi ama tabii ki ister kendi takımı için uğraşsın. Buradaki 5 kişi kendileri bir arada kalsın diye ne olursa olsun bir şekilde yan yanalar. Siz bir kişiye diyorsun ki yani dördünüz anlaşıyorsunuz ama bu bir kişi gitsin. Niye gitsin? Çünkü bizi sürekli düşürüyor. Bir görseniz motivasyon sıfır, sürekli bizi ezme. Ya hayır yapabilse, yemek yapabilse diyeceğim ki bak Şule'yi sevmiyorum. Aram çok kötü. Tamam mı? Sevmiyorsun. Şule gibi değil. Yemek yapsa gerçekten dursun. Ama Şule çok güzel yemek yapıyor. Açıkça da söyleyebilirim bunu. Ama bu yüzden mi takımını da istemiyorsun şu anda? Seni mi? Evet. Arkamdan konuşursan bir zahmet istemem. Bunu bir şey kim ister ki? Bunun kanıtı var mı? Burada Emin abi var. Ya şu oturuşun arkadaşım gerçekten olmuyor. Gömleğini oraya kadar açmışsın. Oradan ona saldırıyorsun. Buradan buna saldırıyorsun. Bir yandan da hakkaniyetli olup kendini savunuyorsun ya. Ya gerçekten konuşurken ciddi durmuyorsun. Oradan bugün bu kıza yüklendin. Yardırdın, yüklendin, ağladın. Dilem sana ne oluyor ya karşı takımdan? Ha? Ben size bakıyorum ya benim avukat problemim mısın? Değilsiniz. Siz kendi kendine içine bana sıra bir yanlış yapılıyor. Benim arkamdan gelir, konuşuluyor. Benim buradaki... benim takımımın da işine gelir arkadaşım. Benim burada emeğim var tamam mı? Kaç evet. gündür buradayım ve bu emeğimi gidiyor diyor ki benim hiçbir sorunum yokken gidiyor yönetmene. Ben diyor Mert'i burada istemiyorum. Arkamdan iş çeviriyor. Bir takım arkadaşı bunu yapıyorsa... Tamam biz de yapıyorduk okey ama bizim bir yapmamız gereken bir şey var. Kadın yemeği tamam, çok kötü yapıyor. Tamam. Buna göre biz bunu söylüyoruz. Tamam, ama benim yaptığım bir şey yokken dakika, arkadaşlar bir dakika. Kıskançlık varken bunu yapması çok saçma. Bazen çok konuşmanın bir anlamı yok ya. Devam bir şey anlatmak, bir şey anlatmak, bir şey anlatmak. O kendi gerçekten. Kendine anlatıyor haklıyım haklıyım kız orada ağlıyor. Ya ben... Odada da çok kötü oldu nasıl zaten. Nasıl olacak? Hiç umurunda da hiç değil umurunda zaten. Hiç umurunda değil. Zaten tavrı ve oturuşu gerçekten rahatsız ediyor insanı. Açıklasın. Tamam soralım. Mert ben böyle bir şey söylemedim. Söylemedim diyorum anlamıyorsun. Ama açıklamıyorsun bu arada. Ben nasıl inanabilirim söylemek ki sana? Söylemek zorunda değilim de konuştum. Zorundasın. Ama. Sen yönetmenle ne konuştun ya? Bir net ya anlat. Bu gerçekten bir söylemek alalım. Zorunda olduğumu hissetmiyorum. Özel bir konuydu paylaşmak istedim. Bu anlatmıyorsa Emin abiyi haklı çıkan yönetmenimizde. Evet. Tamamen seni kıskandığı için bunu yapıyor. Başka ya hiçbir neden yok. Ya ben onun neyini kıskanayım? Başka bir şey yok. Benim kıskanmam için
Benimle aynı kulvarda olması lazım. Ben onun neyini kıskanayım? Yemek bilmez, bir şey bilmez. Yani yaptığı bir şey de yok. Neyini kıskanabilirim? Zengin kocayı buldu zaten, evlenecek. Yani. Gayet. Bir sürü 65 yaşında tırtılıyla takılsın. Bir dakika arkadaşlar, Şule'cim ben senin zaten vücut dilini okumuştum. Ha, nasıl okumuştun? Bacak çelmişsin, oturmuşsun bizim arkamızda, herkesin hakkında arkasından iş çeviriyorsun. Allah Allah. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bizim derken? Anlamadım. Kendini neden okullarda görüyorsun? Senin hakkında sen bir şey mi söylemişim? Ya karşı ben taraf. Ben senin yüzüne söylüyorum. Karşı taraf. Bak, ben de burada senin... birinin arkasından konuşmayacak tek insan varsa o da benimdir. Çatır çatır birinin yüzüne söylerim. Kesinlikle sensin, evet. Hiç kimseden korkumuz yok. Sen benden özür dileyeceksin, ben seni göreceğim. Önce sen utanacaksın. Peki neymiş o? Açıkla o zaman, herkes açıklamak bilsin. Açıklamak zorunda değilim ya. Açıklamak zorundasın. Açıklamak zorunda mıyım? Sen her konuştuğunu herkese anlatıyor musun? Anlatırım tabii ki. Ben bu önemli. Ben anlatmak zorunda değilim. Kusura bakma. Bu önemli. Bu önemli, önemli bir şey. Önemli falan değil. Bunu sen ayrıca kimi nereye savunuyorsun? Kimi savunuyorsun? Bir sürü iddia. Şok oldum. Öncelikle sormak istiyorum. Utandığın ve açıklayamayacağın konu ne? Ben çok merak, kendi adıma merak ediyorum. Şimdi, çünkü defalarca sordum. Her yönetmenimize söyledim, ona da sıkıla söyledim. Hiç kimseye söyleyemem. Bunun üzerine herkes bir iddiada bulundu. Şimdi öncelikle Songül Hanım, bir kere ben, yani çoluğum çocuğum olsa bunu asla saklamam, gururla söylerim, bu birincisi. İkincisi, evli olsam bunu da söylerim. Yani neden saklayayım ki? Yani burada kalkıp da bir ilişki yaşamaya mı geldim buraya? Veya burası bir flört programı, ilişki programı mı? Hiçbir şekilde saklayacağım bir şey yok. Ha, para muhabbetine gelince de onu anca sen yaparsın canım, ben değil. Bu yani benim gerçekten özel olarak yönetmenle konuşmak istedim. Onunla paylaşmak istedim. Benim için bir sıkıntıydı. Tamam da kurban oldum. Özel dediğin ne? Allah Allah, tövbe estağfurullah, için bir şey diyeceğim, olmayacak. Çocuğun yok, para istemiyorsun, evli değilsin. Bir şey rica edeceksin. Ne ya, özel, daha özelini düşünemiyorum ya. Sadece yani bunu burada konuşup dillendirmek istemediğimi ve utandığımı söyledim. Utandım, tamam. Yani kendi yüz kızartıcı hayatım, dedi. Şimdi kendini yani şahsen... rencide edici gibi hissedecekse ben bunu soramam. Siz bir şey sormak istiyorsanız ama buyurun. Israrla Emin Bey biliyor. Yüz kızartıyor ama nasıl? Emin Bey biliyormuş, buyurun. Efendim, şimdi olayın neti ve açığını siz benden dinleyin yine. Şöyle gireyim konuya. Öncelikle Mert ve Şule kusura bakmasınlar. Sesim ve alçak konuşmamın sebebi birazdan yükselecek. Şimdi bunu söyleyemem. Şöyle söyleyemem. Neden söyleyemem? Çünkü Şule'nin kendi açıklaması lazım. Çünkü oradaki konu, hani ben dedim ya, Mert ne kadar Mert falan desen de başka bir şey duymuşumdur. Tamam dedin ya, Şule söylemezse ben söyleyeceğim, evet, diye. Tamam söyle, hadi merak ediyoruz. Yani, bombayı patlatacağım dedin. Evet. VTR'lerde ne zaman söyledin böyle şeyleri ya? Dışarıda. Bugün. Yani Allah, sen aslında Mert'le alakalı konuşmadın mı? Emin bir şey söyleyeyim ya. Zaten ortalığı sen karıştırdın. Yok Şule yönetmenle konuşuyormuş. Arkasından geçiyorsun. Mert'e gidip diyorsun ki ben duydum senin hakkında böyle böyle diyorlardı. Bunlar ne yapıyor? Mert de biliyor ki Fatma'ya ekarte etmek için Şule yönetmene gidiyor. Bakar sizin yaptığınız da doğru mu? Her koyun kendi bacağından asılır durumu. Kendi kendini mahvetti. Ama sen şimdi inanılmaz böyle enteresan şeyler konuşuluyor. Emin başka bir şey yapıyor, ortalığı karıştırıyorsun. Sonra öyle biri diyor ki çocuğu var, biri diyor ki evli, biri diyor ki para istemiştir, biri diyor ki bir ihtiyacı vardı, bu olmuştur. Biri diyor ki ben her şeyi biliyorum, anlatacağım, patlatacağım. Songül Hanım ama kendisi suçlu burada. Bu kadar dimdik durup, bu kadar kendini savunan kızın hayatım, susması. Kendi kendine yaptı. Ben çocuğu bunu... olsa, evli olsa burada olmasına engel tabii mi? Tabii ki bunu söylemiyorum yani, ama açıklar da normal. Bizim ilk günden beri gördüğümüz Şule her şeyi çata çat konuşan bir kız. Ben söylemiyorum, arkadaşları da söylemiş. Gerçeği İnsanların aklına bir sürü şey gelmesi çok normal. Gerçeği... Açıklasın burada, ama çok merak ediyorum diyor ben. Ki... Ben kendimi rencide edecek, evet, bir şey olarak düşündüğüm için bunu burada söylemek zorunda değilim. Bu böyle kapalı kalamaz ama. Kendini daha çok dibe sokuyor. Aslında biraz da yönetmeni zanaltıda bıraktınız. Biraz da böyle yok yönetmenle konuşmadım dedin diye bak kamera kayıtlarını istediniz. Bari bunu yapmayın. Biz de tabii zan altında kalmayalım diye görüntüleri çıkartıyoruz, söylediğiniz yalanlar ortaya çıkıyor. Böyle bir üçlü oldunuz siz. Ben yalan söylemedim. Bence benim kuyumu kazarken şimdi kendi koyuna size... Ya abla, olayın seninle hiçbir alakası arkadaşlar, yok. Gelin oradan bir fitil etme beni. Arkadaşlar bir sakin. Şimdi konuşma sırası bende. Şimdi ben size şok bir şey söyleyeceğim.
Arkadaşlarım bu güvenlik kameralarını incelediler tabii ki. Ben hangisini söyleyeyim söylemeyeyim diyorum. Sonrasında da bir ses kaydına ulaştılar tabii ki. Wow. Atlım benim. Sonunda. Atlım, sen konuşurken mikrofonun hala üzerinde takılıymış. Patladın. Atlamışsın canım benim. Patladın. Ah canım benim, ah canım benim. Günün sonunda her yalan ortaya çıkar. O yüzden aslında sana bir fırsat verildi ama değerlendirmedin. Herkes bir sussun. Bu ses kaydını dinleyelim. Ses kaydı konusu. Yönetmenim, yönetmenim bir saniye bekler misiniz? Ha, buyur söylenir. Ya bir şey konuşacaktım da herkesin içinde konuşmak istemedim. Müsait misiniz? Tabii tabii müsaitim, buyurun. Ya hani biliyorsunuz burada günlük giydiğimiz kıyafetleri giyemiyoruz. Tüm kıyafetlerim de buraya uygun değil. Yani acaba bir sponsor falan ayarlayabilsek, ekiple konuşsak bir şekilde nasıl halledebiliriz bu konuyu? Şimdi bu konuları Bahtiyar Hanım daha iyi biliyor açıkçası. Hı hı. Bahtiyar Hanım'la bir konuşalım. Yani sponsor var mı yok mu açıkçası ben bilmiyorum yani. Ya bu konuda tek sıkıntı çeken de ben değilim yani sürekli. Anladım. Kızlarla da konuşuyoruz aramızda ama en azından ben gelip bir sizle danışmak istedim. Tamam, konuyor. Öyle bir ihtiyacın varsa tabii ki çözmek zorundayız. Yani. Ben şimdi mesaj atıyorum. Sen kıyafetlerim buraya uygun değil çünkü. Anladım, tamam çözeceğiz. Hı. Merak tamam, etme. Ben tamam, de. Tamam hocam çok tamam. Sağ olun. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Yani bu muydu? Bu çünkü güzel. Ben utanıyorum da böyle olunca niye sen arkadaşlar. Ya söylediğiniz yorumlarınızı da biraz düşünün. Bazen hani sert sert yorumlar yapıyoruz. Acıtıyoruz ya. Biraz onu da düşünmek gerek. Şulenir sen konuş. Gözleri de doldu. Benim de gözlerim doluyor. Emin abiye söylemek istiyorum. Gerçekten ben böyle bir insan görmedim. Yani sevdiğim bir arkadaşım adına çok özür diliyorum Şule senden. Nasıl böyle bir şey yaparsın gerçekten anlamıyorum ve gerçekten sana çok öfkeliyim. Şimdi Mertciğim ya sizler gerçekten bilip bilmeden yok evli mi? Emin. Yok çocuğu var mı? Emin'ciğim, Emin'ciğim. Sen Emin'ciğim. En büyük yalanı sen attın ortaya. Şule konuşsun birazcık. Çünkü tabii. Bir sürü şey söyledik bugünden beri. Onu evet. Mu var, bunu mu var? Bir Şule kendini ifade etsin. Ne kadar masumca konuşsam. Bir şeymiş görelim biraz. Birazdan konuşsun. Birazdan konuşalım. Canım benim. Bence Belandır. Sen karıştırdın ortalığı. Ya sen niye böylesin Emin ya? Şöyle söyleyelim. Emin hakikaten niye böylesin? Allah'ın peygamberi seviyorsan ya. Ne sen niye Mert'e gidiyorsun? Senin hakkında işte bir şey yok. Mert'in adı geçmiyor. Ben açıklayacağım. Sen niye böyle... Açıklayacağım. Öncelikle ne geçti elime? Takımı mı dağıtmak istedin? Ne geçti? Takımdan değil ya. Bir de şimdi takım arkadaşları... Ya böyle olur mu? Yok çocuğu mu var mı? Siz neler düşünüyorsunuz Allah aşkına? Ya en başta yok, bunu yapan misiniz? Sensin ya. Yok bilmem neyim. Ya bunlar ayıp şeyler gerçekten. Bunu düşünenler yok, seni takım arkadaşlar. Ben şimdi şöyle açıklayayım. Öncelikle hanımefendiler yanlış yaptı Şule'ye karşı. Orada dedikoduları çok ayıp yani. Yakışmıyor. Size yakışmıyor. Sen gerçekten. Çıkardın dedikodunu. Size de yakışmıyor. Bu şöyle oldu. Emin abi gerçekten öncelikle... kendimi parçalayacağım. Tamam ben açıklayınca sen durun. Emin bir saniye dur. Tamam. Açıklama. Sana izin vereceğim. Sana izin vereceğim. Şule hani çok üzgünsün ya aslında böyle zorlamak istemiyorum ama şu anda ne söylersen doğru olacak çünkü çok duygusalsın. Ya ben aslında gözyaşların akıyor. Ya şöyle söyleyeyim en çok kızdığım şey Mert burada. Yoksa başka yani çok da umurumda değil bunun yayınlanıp yayınlanması. Ben orada bütün arkadaşlarım adına konuştum. Mert'i niye bu kadar takıyorsun sen? Ya abla ben ne diyorum sen ne diyorsun gerçekten var ya bana geliyorlar ya üf. Emin abiye bu fırsat ama sen verdin. Bu ne ortada, fırsatı be? Bu ortadan yüz kızartıcı hiçbir olan yok yani. Sen diyorsun zaten yönetmene kızların ya kızlarla aramızda konuşuyoruz diye. Ya ben konuşmak isterim konuşmak istemem bu benim düşüncem. Mecbur muyum kardeşim? Mecbur muyum? İki gündür de iyi ağladın. Ben seni gibi laylaylam çoluk çocuk değilim. Ben İki gündür de iyi ağladın böyle timsah timsah döktün gözyaşlarını. Neye ağlıyorsun? Yerden yere sana, vuruyorsunuz kadını. Ya sana hesap mı vereceğim ya? Ya kendi ağladım. Takım arkadaşlarım bile arkamdan konuşmuş. Yok çoluğu var, çocuğu var, o var, bu var. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben neye ağlamayayım? Hayır biz arkadan konuşma demeyelim. O bize bir şey söyledi, salladı daha doğrusu. Biz de ortalığı acaba bulandırdı, mı, fikir yürüttük. Ne olabilir diye fikir yürüttük. Sen çok burada ayıp. Bu şekilde sus pus gerçekten oturamazsın. Ayıp. Senin yüzünden bu kız bu halde bak, şu an. O fırsatı da aman Şule'ye verdi. Ya sen bir konuşma ya. Konuşurum. Sen bir kendini dahil etmesene her şeye. Burada oturuyorsan ben de konuşacağım. Burada oturuyorsan ben de konuşacağım.
Şu an benim konum konuşuluyor. Şu an kendini dahil edemezsin sen. Bunun için uğraşıyorsun zaten ya tüm gün. Ben mi uğraşıyorum acaba? İki gündür ağlıyorsun timsah timsah. Herkesin peşinde lay lay lum lay lay lum. Onun peşinde, onun peşinde. Nerede? Ona şunu yaparım, buna bunu yaparım. Ona mavi boncuk, buna gülücük. Oh mis. Nerede ya? Vallahi nerede? Vallahi 65'lik ben... tırtıl seni. Gerçekten ayıp ediyorsun artık. 2 dakika fazla görüneceğim ekranda diye yaptığın şu hallere bunu bak. Bunu yapan sensin. Oturma odamızda yani dinlenme odamızda kavgalar. Herkes birbirine girdi çünkü yarın final günü. Bir tarafın parası biraz daha az, kasaya az para gitti. Bir tarafta daha çok çünkü tadımlar güzeldi ve bazen de karşı taraf strateji yapacağım diye rakip takımlara paraları göndermiş oldular. Neler konuşacağız bugün ama daha öncesinde bizlerle yarışmak isterseniz başvurularınız için www.butabakkimin.com ve WhatsApp numaramız 0533 890 43 83. Ne olacak sizin durumunuz? Son bir gün ve hemen ilk VTR'ye gelmek istiyorum. Nalan Hanım hakkında Nalan Hanım içeride gözyaşlarına hakim olamamış. Neden ağlamış, neden üzülmüş benim kibarım? Bir izleyelim bakalım, üstüne konuşalım. Nalan, sen o çocuğu dışarıdan ekmek arası kuru bir şeyler önüne koydun, soğanı. Belki çocuğu aç bırakıp gezmeye bile gitmişsindir. Sen o çocuğu vitaminsiz bıraktın. Bence, benim tahminim. İyi ki ben bir anneyim. Sen benim anneliğimi bir sorgulayamazsın. 32 yaşında dul kaldım. Ben 13 yaşındaki bir kızla tek başıma kaldım. Ayaklarımın üstünde tek başıma mücadele ettim. Aynen. Sen biliyor musun ki ben ne yaşadım? İyi misin Nalan? İyiyim, iyiyim. İyi misin gerçekten? Ağlama, istesen biraz dinlen, su verelim. İyiyim, İyisin, iyiyim, iyiyim, iyiyim. Şey yok. Ben de gidip... Üzülme, üzülme, olan olmuş yani. Hak, kader, Allah'tan gelen bir şey. Sen buna bir şey yapamazsın. Ben önce eşimle 7 yıl nikahlı kaldım. Evet. Ve ondan sonra da biz eşimle boşandık aslında ama... Boşandınız da mı? Yine mi birlikte yaşadınız? Aynen, birlikte yaşadık. Canım ya, kurban olsunlar sana. Ayrılmış annelerin işi hakikaten biraz daha zor oluyor. Yük ağır oluyor. Evlat psikolojisini düşüneceksin, evi düşüneceksin, ona babasızlığı hissettirmeyeceksin, eksik olmayacaksın ve psikolojik olarak devamlı destek vereceksin. Ben de bunlardan biriyim. O yüzden sıkıntı. Eşini kaybettiğinde kaç yaşındaydın? Biraz dertleşelim kızlar. Ben 32 yaşındaydım, kızım 13 yaşındaydı, eşim de 38 yaşındaydı. Ben bir fatura yatırmayı bile bilmiyordum Songül Hanım. Her şey üstüme kaldı. Ya bir insanın da evi var tabii ki. Benim kayınvalidem, kayınpederim, benim ailem zaten bana hiç destek olmadı. Her zaman köstek oldu ve hala da buradan sesleniyorum. Lütfen evlat ayrımı yapmayın. Evlatlarınızı ayırmayın. Onların arkasında durun. Eşimin tarafı bana çok destek oldu. Buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Benim ailem bana hiç destek olmadı. Annem ve babam rahmetli oldu. Buradan ona Allah rahmet etsin diyemiyorum. Annesine sana da gelecek. Hakkımı sana, eğer hakkım varsa sana hakkımı helal etmiyorum. Bu da ağır bir aşkım. Şey oldu. Yapacak bir şey yok. Çeken bilir, yaşayan bilir. Çok ben doğru. Ben 13 yaşında bir kızla olamam. Çok doğru. Anne baba, aman, hayır Nalan. Ben kabul etmiyorum. Anne, hayır, anneyle babaya. Kabul etme Fatma, lütfen anne, üstüme baba ya. Ayrılma. Anne üstüme baba. Ayrılma, yaşayan bilir. Yaşayan bilir. Etmiyorum kabul, anne baba. Sen karışma. Fatma ben yaşadım abla. Ben biliyorum. Fatma abla, ateş düştüğü yeri yakar. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Benim için yakar şartı, ben tek bir kızda kalmışım. Nalan'cığım bir bu tarafa dönmüş, sinirlenmeden sakin olarak, çok üzülmüşsün, hala da üzülüyorsun. Peki babanla annene kızgınlığının nedir bu kadar isyan etmen? Bu kadar haykırman ve helal etmiyorum demen? Niye aşkım, hangi anda ihtiyaç duydun yanında olmadılar? Songül Hanımcığım şöyle bir şey var, ben evlat ayrımı yapamıyorum çünkü benim bir kızım olduğu için evlat ayrımı nedir bilmiyorum.
Yani et tırnaktan ayrılır mı? Kesinlikle ayrılmaz. Ayrılmaz. Ve şöyle bir şey var. Biz dört kardeşiz. En büyükleri benim. Bir kız, bir erkek. Bir kız, bir erkek. İki kız, iki erkek. Ve ben 3,5 sene annem Almanya'da işte bebeği olmamış. Babam demiş ki senin bebeğin olmazsa ben seni boşarım. Annem de çok acele tedaviyle hamile kalıyor. Ve beni dünya ve ben el bebek, gül bebek, babaannemle ve rahmetli halam beni büyütüyor. Büyüttükten sonra da 2-3 sene izine gelmiyorlar. Ben babaanneme anne diyordum. Hayır, şöyle mi? Annen seni doğurdu. Ondan sonra babaannene mi verdi, halana mı aynen, verdi? Aynen. Niye peki yanında değildin? Almanya'da çalışıyorlardı. Ha, burada bıraktılar seni büyütmeleri için. Ben baba... Peki kızgın olduğun yer? Evlat ayırıyorlar bütün malları. Erkek kardeşim en küçük Sezer var ya, o Sezer. Her şeyi o Sezer'in üstüne yapıyorlar. Her şeyi onun üstüne yapıyorlar. İki evi de bizden avukat tarafından kaçırılmadı. Şimdi onun da önümüzdeki günlerde mahkeme kararıyla artık ne yapılacak ben bilmiyorum. Ama hukukta böyle bir şey var tabii. Yani ispatlanabiliyor ve mecburen eşit bir şekilde dağıtılıyor. Yani, sen aslında şimdi kardeşiniz Sezer bütün evleri, annen onun yanında mı kalıyor? Annem onun yanında kalıyor ve şöyle bir şey oldu. Dedim ki dilerim Allah'tan bir gün benim kapıma gelip annem beni arar. Songül Hanımcığım, yemin ediyorum bayramdan sonra, Kurban Bayramı'ndan sonra annem beni aradı telefonda. Ben şaşırdım. Baktım annem yazmaz benim telefonumda. Anne diye yazar. O da şey için, yani anlamak için. Efendim dedim, kızım, yavrum, ben hastanedeyim. Ben çok zor durumdayım. Ben artık affedersin tuvaletlere çıkamıyorum. Gelip bana bakar mısın? Ben de dedim ki anne, ben senin ilacını tanımam. Ben senin ilacını bilmem. Ben senin hastaneye nasıl, neyin ağrıyor, neren ağrıyor ben bilmem. Her şeyi Sezer yapıyor. Lütfen anne, Sezer sana baksın. Sezer'le sen ilgilen dedim ve telefonu kapattım. Üzüldüm mü? Gerçekten üzüldüm. Ben bir kız evladı olarak ben anneme bakmak zorundayım aslında. Ben de düşmüş olsam benim kızım da bana bakmak zorunda. Bu böyle değil midir Songül Hanımcığım? Peki şöyle sorayım. Hani sen yıllar önce eşini kaybettin. Kızın 13 yaşındaydı. Sen yalnız kaldın çocuğunla. Bu arada seni arayıp hani sana yardım edeyim, torunumu bana getir, ben bakayım. Bir gün çok zor durumda kaldım hakikaten. Bak size yemin ediyorum. Gerçekten yalan konuşmuyorum. Bir gün o kadar zorlandım ki 200 TL. Ve isteğe bağlı sigortamı ödemek için. 200 TL o zaman yani ödeyeceğim ve param çıkışmıyor. İşlerim iyi gitmiyor. Bir takım problemler yaşıyorum. Kızımın sıkıntıları var. Anneme telefon açtım. Bir tık nebze de olsa hani el nasıl? O şekilde de şey dedim ki anne dedim. Benim dedim 200 TL'ye dedim ihtiyacım var. Ben dedim sigortamı bu ay yatıramadım. Bana dedim hani ödemek şartıyla bana dedim 200 TL para verir misin dedim. Tepki şu Songül Hanım. Ben çarşıdayım. Eve gidince kardeşlerinle babanla konuşacağım. Ben sana döneceğim. Yok artık. Sana yemin ediyorum aradan bir hafta geçti. Sana yemin ediyorum aradan bir hafta geçti. Beni ne arayan, ne soran, ne yaptın? O 200 TL'yi sana niçin lazımdı? Ya belki ben kötü yola düşebilirim. Belki benim hakikaten ihtiyacım var. Yani ne sordular? Ya o kadar üzücü bir hikaye ki. Bakkaldan alsaydın keşke. Şunu sormak istiyorum. Niye böyle bir tepkileri var sana karşı? Aklıma geldikçe... Şimdi dört çocuğuz diyorsun ya, erkek kardeşleri kız kardeşine sahip çıkar. Erkek yani. Son zamanlarda kız kardeşimle de aramız açıldı. Ben hiç kim bir erkek kardeşimle Nejat'la görüşüyorum. Onun dışında kesinlikle buradan onlara sesleniyorum. Beni artık aramayın. Bir Nejat, bir de Türkan gelinimiz. Onların dışında hiç kimse istemiyorum. Ben kendime yetiyorum. Şeyi anlamaya çalışıyorum, bir türlü anlayamıyorum. Burada bir sıkıntı var, üzüntü var ama sizinle aralarındaki problem ne? Yani annenizin 200 lira hani evlattır, her şey yapıp gönderir. Hadi gönderemedi, param yok diyebilir. Erkek kardeşini arar, erkek kardeşinin eşi arar.
E kız kardeşi, yani niye bu kadar dışlandınız ya da siz dışladınız? Tek kardeşle görüşüyorsun sadece. Evlat ayrımı Songül Hanım, gerçekten evler onlara gitmesin, hep Sezer'e. Biz de bunu gördükçe anneden soğuduk. Biz bunu yüklendikçe öbür tarafa, anne niye bunu yapıyorsun? Sonradan alınan malları neden Sezer'in üstüne yapıyorsun? Adamın altında son model araba. Tekirdağ'da villalar, arsalar, Marmaris'te tarlalar, bilmem neler, zeytinlikler, fındıklar, zeytinlikler. Ama yani biz de insanız. Niye sen anne olarak al üstüne, sen öldükten sonra bölünsün dörde? Her gene bu tartışmalar ve birbirinden uzaklaşmalar maldan dolayı mı oldu maldan ya? Maldan dolayı da bir de şöyle. Yani maldan dolayı en kötü, yani şöyle, hani ne olursa olsun olmayan daha çok acısını bilir. Anne ve baba çok kıymetlidir. Bence o diplomanı ne yap biliyor musun? Şöyle eve gidince bir yırt at. Seni okutan hocalar önce senin psikolojini düzeltsin hayatım. Ondan sonra... Ben çok sakinim. Arkadaşlar herkes tezgahlarına gitsiniz. Şule. Ya bu ne ya? Geliyor benim mesleğimden vuruyor. Ben onu anneliğinden vuruyor muyum? Böyle bir şey yapamaz, hayırdır? Ben onu anneliğinden vuruyor muyum? Doğurmuş ama anne olamamış. Herkes anne olmaması gerekiyor demek. Şimdi sorulacak birçok soru var ama hakikaten gergin bir durum ya. Nasıl tahammülsüz. Şimdi bu konu nasıl senin mesleğine geldi şöyle Nur'un? Nur'a da nasıl anneliğine geldi? Ne yaşadınız ki kendi aranızda bu kadar ciddi konulara kadar konu gelebildi, laf atılabildi? Yani Songül Hanım, vallahi ben de anlamadım. Hani yemek yaparken durup dururken bir anda işte sen nasıl işte psikologsun, işte önce senin tedavi olman lazım. Senin işte hocalarında da ya işte ya benim mesleğimden vurdu. Şimdi aklıma geldikçe gene sinirleniyorum. Sen mesleği falan bir yana bırak da sen kimsin benim anneliğime laf edebiliyorsun? Ya doğurmuş ama anne olamamış, evet. Ne demek ya? Herkes anne sen olmamalı. Sen benim anneliğimi sorgulayacak en son insansın burada. Bak yemin ediyorum bir dakika tutmayacağım sizi. Bir dakika tutmayacağım, net söylüyorum. Umurumda mı, hayır istemiyorum. Ben bu yarışmada böyle şeyler istemiyorum. Böyle bir şey yok ya. İkiniz de diskalifiye olursunuz arkadaşlar ve ben yaparım. Bak söyledim, ağzımdan çıktı ve yapacağım. Şuradan şuraya gelmeyeceksiniz. Birbirinizin üstüne atlamayacaksınız. Ben Songül Karlı'yım, onu bırak. Karlı'yı bırakın. Birbirinizin psikolojisinden anlamıyorsanız birbirinize bu kadar saldıracak kadar... Zaten burada ne işiniz var ya? Ben burada doktor falan değilim. Ben burada doktor değilim. Ben şu masadan buraya niye atlıyorum ya? Burada yarışıyoruz. Benim tek derdim yemeğinizi yapacaksınız. İstiyorum ki sizin takımınız sizi bulsun. Sizin takımınız sizi bulsun. Bulamazlarsa kim güzel yemek yaptıysa o kazansın. Ama aşkım, bir tanelerim, olmaz. Siz genç kadınlarsınız. Sen ona psikolog şöylesin. Sen ona anne böylesin. Bir de birbirinizin üstüne atlıyorsunuz. Yakışır mı size? İnsanlar sizi izleyecek, örnek alacak. Konular doğru mu? Konuşular, kolurlar doğru mu? İkiniz de birbirinin özeline giriyorsunuz. Bu kadarı mı doğru? Yani tamam bir şeyleri eleştirirsiniz de bu kadar uç noktaya gidilmek doğru mu? Bir kendinize bir aynalama yapın. Bir dönün bakın, ben ne dedim deyin ya. Yok vallahi hiç oturmak falan istemiyorum ama ben burada daha çok sinirlendim. Yapılan her şeye ben de bağırmak istiyorum, yemin ediyorum. Allah Allah ya. Birbirinizin üstüne atlamak ne demek ya? Şokum yani. Birbirinize zarar mı vereceksiniz ve ben bunu böyle izleyecek miyim yani? Yok, bir dakika, bir saniye. Önce bir Nur konuşacak, sakinleşecekler. Kavga istemiyorum. Birbirinden nefret eden insanlar istemiyorum. Yarışıyoruz. Nurcuğum bir açıkla bakayım. Sen şu anda niye ağlıyorsun? Benim anneliğim burada değil. Şule, çocuğumun babası dahi sorgulayamaz. Ben 25 yaşında bir senedir çocuğuma hem anneyim hem babayım. Tek başıma çocuğuma bakmaya çalışan biriyim. Buradaysam da onun için buradayım. Ne yapıyorsam onun için yapıyorum. Şule daha burada annelik nedir bilmeyen bir insan. Bana kalkıp benim anneliğimi sorgulayamaz ki benim en hassas noktam Doruk'tur. Zaten çok özlüyorum onu. Bir de bunları burada duymak hiç hoşuma gitmiyor yani.
Songül Hanım beni mesleğimden vuran kendisi. İlk başta buna giren kendisi. Aynı hasta, şey mi? Hasta olduğumu iddia ediyorsun. Karşılıklı bana hakaret konuşun. Ediyorsun. Hasta olduğumu iddia ediyorsun. Bana hakaret ediyorsun. Git tedavi ol diyorsun. Benim hocalarıma laf atıyorsun. Okuduğum üniversiteye laf söylüyorsun. Yani o zaman bu insanlar da akıl yokmuş ki bana diploma vermişler. Burada herkesi zan altında bırakıyorsun. Ondan sonra da gelip benim para kazandığım, ekmek kazandığım sen mesleğime laf edemezsin. Tamam şöyle yapalım. Sakince şu anda böyle dertleşiyoruz gibi düşünün. Sakince konuşulacak çok keyif alıyorum. Hani en azından bir tecrübelerimizden, tecrübelerinizden bizler de faydalanalım. Bu sorunları yaşayan ekran başındaki sevgili seyircilerimiz de faydalansın. Peki mesela şöyle Nurcuğum, benim kendi öz eleştirim ya da bir sorum diye düşünelim. Sen bir psikolog olarak farklı yaklaşamaz mıydın? Mesela düşün ki Nur sana tedavi olmaya geldi. Öyle düşünelim parantez içinde. Böyle mi yaklaşacaktın? Hani mesela o tahammül edemedi, sinirine yenik düştü. Sen arkadaşı olarak ve bir psikolog olarak hani bir dur bakalım Nurcuğum. Burada bir sakin olmamız gerek diyemedin mi? Ya ben şimdi burada mesleğimi konuşturmuyorum. Sonuçta mesleki açıdan da bakmıyorum. Meslekten değil de hani öğrendiğin şeyler sana bir şey katar ya. Bana çok şey kattı ama benim de bir sabrım var yani. Ben sürekli susup oturup insanlara iyi davranamam. Yani sürekli onları alttan alamam. Ya tamam hadi ben okumuşum tamamdır. Herkes gelsin üstüme gelsin bana laf söylesin. Ya böyle olmaz deyip başımın tacı mı edeyim yani. Peki. Öyle de yapamam. Tahammülüm kalmadı diyorsun. Evet benim karakterime ters. Peki burada ikiniz de haklı olduğunuzu düşünün. O seni işinden vurdu. Bütün annelerin tahammül edemediği şey de evlatlarından vurulmak. Bu benim için de geçerli. Yani dışarıda olsak farklı konuşurum yani. Burada biraz daha kibarım. Çünkü sevmiyorum. Kötü konuşmayı da sevmiyorum. Kelimelerimi de seçerek konuşmayı, kimseyi de incitmemeye çalışıyorum. Bir kadını anneliğinden nasıl vurursunuz? Yani benim nasıl tahammül edemediğim bir şey varsa, o beni o şekilde vuruyorsa, ben sonuçta anne değilim. Bu durumun ne olduğunu, nasıl olduğunu bilemem tabii ki. Ama benim en can alıcı noktamdan vurulursam, ben de karşımdaki insanı can alıcı noktasından vururum. Anneliğinden. Öyle düşündüğüm için değil ama. Sırf onun, o benim canımı yaktığı için onun da canı yansın diye. Yani benim öyle düşündüğümden dolayı değil. Tamam. Asla ben. Bütün annelerin ellerinden. Bir gün anne olduğun zaman beni anlarsın. Şu an ne hissettim belki anlamıyorsun ama anne olduğunu da anlarsın. Sırayla geleceğim, emin olun vereceğim söz. Unutmayın. Anne olmadığım için. Şule Nurcuğum teşekkür ediyorum. Güzel güzel anlatınca var ya çok keyifli bir durumdayız. Bak çok güzel. Yani yanlışlarımız, doğrularımız karşılıklı anlayacağız. Neler yapıyoruz ne? Ben de dahil. Ben de anlayacağım. İrem'e bir söz verelim anne olduğu için. Ona söz verelim. Sonra hemen size geleceğim. Songül Hanım, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şule Nur, evet sen de bir insansın. Senin de bir sabrın, tahammülün var ama sen ilk geldiğin günden beri kalkıp bana da bir sürü şey söyledin ve sürekli mesleki olarak değerlendirip yorumlar yaptın. Burada ne olursa olsun bizden daha sinir yapın, daha güçlü olmak zorundaydı. Kaldı ki her şeye geçtim. Aynı şey olamaz ya. Bir kadın anneliğinden, hele evladına ya biz burada ne koşullarda çekim yapıyoruz ya. Bırak evladımızı görmüyoruz, sesini duymuyoruz ya. Saatlerde buradayız ya. Bunun açıklaması yok. O yanlış olabilir ama aynı doğrultuda ya da eşit veya ya kabulü yok. Kesinlikle gerçekten kabul yok ve bunu sana yakıştıramadım. Tartışabiliriz, anlaşamayabiliriz ama böyle bir şey mümkün değil. Ve gerçekten ya benim çok da sinirlerim bozuldu. Kesinlikle. Ya anne olmamış olabilirsin. Birbirinizi sevmek zorunda evet, değilsiniz ama biraz mesafe iyidir. Sevmek zorunda değiliz ama saygıda mecburuz burada. Mesafe iyidir. O çizgiyi ilk aşan ben değilim ama. Bak Şule ben... sen meslek olarak bu işin okulunu okumuş bir insan ol. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Hepimiz yanlış yapabiliriz, sen de yapabilirsin ama sen yaptığında bile bunu daha çok daha hızlı toparlaman gerekiyordu. Bu senin alanın ya. Geleceğim aşkım. Bu senin alanın. Toparlamak istememişim demek ki. Ama bu çok büyük bir çizgiyi aştın. Bunun evet, kabulü ya, yok. Ama bunun çizgisi yok. Elimi dinledik şimdi bir daha Nur'a gideceğiz sonra Gamze ile Fatma Hanım'a söz vereceğim. Nurcuğum hani çok zorlandım çocuğuma bakıyorum ve hakikaten şu anda çocuğumu da görmüyorum ve çok özlüyorum diye. Bunu ara ara gün içerisinde de söyledin oğlumu görmüyorum diye. Babasız çocuk büyütüyorum diyorsun. Nerede zorlandın? Neler yaptın? Ne yapıyorsun daha doğrusu? Var mı sana yardım eden bir anne, baba, kardeş, eski eşin? Yani tamamen tercih olarak ben çocuğumla sadece apayrı kendime yeni bir hayat kurmayı, yeni bir düzen,
çocuğumun zorlanmayacağı bir hayat tercih ettim. Bir senedir zaten babasıyla ayrıyız. Doruk benimle beraber. Hafta içi benimle. Tabii ki hafta sonu babasıyla görüşüyor. Ama hiçbir şekilde kimseden destek almadan hem maddi hem manevi tek başıma sadece ben ilgileniyorum Doruk'la. Babası tabii ki ilgileniyor ama hafta sonu ondayken ilgileniyor. Hafta içi bendeyken hiçbir şekilde herhangi bir manevi veya maddi bir yardımı, desteği kimsenin yok. Sadece ben. Ben çalışıyorum. Ben çocuğumu yediriyorum, içiriyorum. Gerek okuluna gönderiyorum, eğitimine eksik bırakmıyorum. Bunlara her şeye rağmen babasıyla da görüştürüyorum, ailesiyle de görüştürüyorum. Bu yüzden benim çok hassas noktam ve yaklaşık Doruk doğduğu günden beri ben sosyal medyanın içindeyim. Devamlı benim yaptığım işlerde veya gözüktüğüm yerlerde hep çocuğun nerede? Çocuğundan vaz mı geçtin? Çocuğun babasında mı? Babası bakmıyor mu gibi. Yani bu çocuk ve anne baba ilişkisiyle ilgili vurulmaktan inanılmaz fazla sıkıldım ve yoruldum. Ayrıca çocuklarına çok güzel bakan babalar da var. Böyle konuşmasa hiç hoş değil. Yani her çocuk annesinin yanında mı büyüyor? Anne istemeyip babaların yanında çok güzel büyüyen çocuklar da var. Evet, çok şükür çocuğum benimle. Ya iki Cihan bir araya da gelse veya ayrılsa, yani şu an konuşamıyorum, çocuğum her zaman ben hayatta olduğum sürece benim yanımdadır. Tabii ki babası, o da yanında ama benim çocuğumun yeri benim yanımdır. O yüzden yani çok hassas, daha zaten taze bir olay, bir sene oldu. Doruk'un psikolojisi yeni kendine geldi. Ben daha yeni yeni ayaklarımın üzerinde durmaya başladım. 3,5 yaşında. O yüzden böyle hani annelik veya işte Doruk denildiği an benim gerçekten hani tahammül seviyem sıfır oluyor. Şansı güzel olsun inşallah. Teşekkür ediyorum aşkım. Güzel günler olsun. Gamzeciğim buyur tatlım. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Ben anne değilim. Şule de anne değil. İrem ve Nur anne olabilir. Fakat ben şu olayı anlayamıyorum. Olayı o kadar dramatikleştirdi ki. Yani ciddi bir dramatikleştirme var şu an burada. Bakın herkesin bu hayatta gerçekten aşamadığı ya da zorlandığı şeyler var. Şule'nin hassas noktası buymuş. Ben de bekar bir kadınım. Benim de birçok hassas noktam var. Yani bunu bu kadar çocuğum da çocuğum diye dramatikleştirmenin nedeni nedir? Yani çok bütün evli boşanmış. Şimdi bir dakika soruyu net sorar mısın lütfen? Yani şu an benim çocuğum yok. Şule Nur'un çocuğu yok. Karşı tarafın çocuğu var. Bunu niye dramatik hale getiriyorsun? Çocuk, evet. O bir çocuk. İnsanlar kedisine, köpeğine, kuşuna, balığına kıyamıyorlar, laf söyletmezken sen karnından 9 ay taşıdığın, çıkartıp belki de 2 sene göğsünden emdirdiğin, sabah gündüz gecenin bir saat sabahın 4'ünde ateşler içerisinde hastaneye taşıdığın, bunu günlerce yapıyorsun. Saçının teline uyurken böyle parmağın böyle düşüyor ya. Ya burası incindi mi acaba diye böyle yaptın ki çok hassas hanımefendiler var, çocuğu olmayan ama çok hassas olanlar, koruma anne olanlar var. Böyle bakamayız. İnşallah evlat sahibi olacaksınız. Bu ince sizin için de öyle olacak çocuk olunca. Doğru söylüyorsunuz Songül Hanım. Haklısınız ama gerçekten tamam ben anlıyorum. Onları da anlıyorum ama herkesin bu hayatta dediğim gibi yani kendi travmatik durumları var. Yani bir kadının illa çocuğu mu olması gerekiyor da evlenip boşanıp eşinden ayrılmış olması mı gerekiyor şu noktaya gelebilmesi için? Ben bunu Şule de şu an kötü bir durumda. Şule'nin neden psikolojik bir olayıyla onu etkiliyoruz? Şöyle şimdi ona gelmek istiyorum ama beklentiler Şule'den şundan dolayı küçücük geçim çünkü işimiz hala uzun. Şule psikolog olduğu için insanlara daha farklı yaklaşmak zorunda. Ben nasıl burada moderatör durumdayım? Ama ben normal hayatımda da böyleyim. Ben normal hayatımda da bu kadar sakin insanları kırmadan yürümeyi tercih ediyorum. Çünkü bu hayat uzun. Hepiniz birçok şey göreceksiniz, yaşayacaksınız. İyi olacak, bir gün sonra kötü olacak. Bir gün sonra diyeceksin ki keşke bunu demeseydim. Bir gün sonra diyeceksin bunu yaptım iyi olmuş. Bunu yapsaydım daha iyi. Bunlar hep olacak hayatımızda. Kırarak gitmeye gerek yok. Sadece Şule'ye bir şey sormak istiyorum. Sen annenle ilişkinde nasıldın? Bunu bir psikolog olduğun için soruyorum sadece. Hani annenle aram mı kötüydü ki oradan devam değil mi? Yok hiç İyiydiniz. Değil. Gayet iyi annemle aram. Arkadaş gibiyiz. Hiçbir problemim yok yani. Hiçbir problem. Hayır yok. Ya şimdi Songül Hanım şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben Gamze'nin ne demek istediğini anladım. Demek istediği şey hani onların bam teli evlatları, anne olmaları. Benim de bam telim bu. Neden benim yaram
onlarınkinden daha hafif karşılanıyor. Hani onlar anne olduğu için mi o yara daha büyük? Peki, yani? Peki hemen şey, devam. Hayır bir saniye geleceğim. Böyle hayır. Çünkü burada çocuklu hanımlar böyle sırayla konuşsunlar çünkü çok beklediler. Demet'ciğim hemen geliyorum Fatma'cığım arkasından. Songül Hanım ben şöyle özetlersek şöyle anladım. Şimdi annelik tabii ki çok önemli bir şey. Ben anne olamamış bir 42 yaşında bir kadınım. Bir sürü olursun daha küçüksün. Allah bilir tabii ki ben ona yorum yapmayayım. Ama şu an için gördüğüm kadarıyla bir daha olamayacağım. Ve benim evimde 15 sene boyunca biriktirdiğim bir sandığın içinde tek tek tekstille uğraştığım için hem erkek çocuğu için hem kız çocuğu için bu da benim bir hassas noktam. Biriktirdiğim çocuk kıyafetleri var. Perdesinden, tarağından, yastığına kadar. İnşallah nasıl bu konuda abi. Çok hassasım. Anneleri de anlıyorum. Anne olamayanları da anlıyorum. Gelelim Şule Nur'a. Bence Şule Nur şöyle bir şey var. Onun tutunduğu dal tek hayatında evladıysa Şule Nur'un da etki tepki olayı oldu. Onun da tutunduğu dal iş hayatı ve işi. Onu işinden vurup onun tutunduğu dal o şu an. Peki Nur'un yaptığı artı, bir iş yok mu? İşinden vuramaz mıydı? Ben bilmiyorum hayır, şu anda. Hayır etki tepki. Afaki konuşuyorum yani. Songül Hanım bir dakika size, bitirmedim. Hayır, şu anda ben bilmediğim şeyler hakikaten çok ciddi bir şekilde çok özür dilerim. Öğrenmek için. Senin işin yok muydu? Oradan vuramaz mıydınız? Benim herhangi bir evet Şule Hanım gibi okumuş bir meslek sahibi olmuşluğum yok. Ama çok şükür dediğim gibi çocuğuma ben kendim bakıyorum. Sosyal medyayla ilgileniyorum bu şekilde. Geçimimi sağlıyorum. Şunu söylemek istiyorum. Tırnak içinde benim dramatikleştirdiğim bir olay yok. Kullanmış olduğu çok ağır bir cümle var. Ben tırnak içinde tekrar söyleyip susmak istiyorum. Çünkü cidden çok hassasım. Doğurmuş ama anne olamamış. Bunu bir düşün. Ben virgül koydum. Bir düşün. Bitirmek istiyorum. Çok özür dilerim. Şimdi aslında olayın bir de başına bakmak gerekiyor. Siz olayı ortasından diyorsunuz ki niye onun anneliğine söyledi? Niye? Olayın başı şu. Ben zayıf halkaydım. Evet kabul ediyorum. Şule Nur arkadaşımız güzel yemek yapıyordu ve çeşitli taktikler uyguladılar. Onlar tutmadı. Ve üçüncü plan onun. Canım Demet'im bunu siz de yapacaksınız onlar da yapacak. Hayır ama bir hani saniye. Hani burada bir sıkıntı var ya kazanmak zorundasınız. Bunu Gamze ne dedi ben size söylüyorum bunları yap. Onlar aslında geç kaldı biraz farklı oldu biraz sinir stres. Bugün cuma çünkü biri eğlenecek mecbur biri gidecek. Gerginlik oldu ama bunu siz de yapabilirsiniz. Planlı. Onlar da yapabilir. Böyle burada kalacaksınız. Bunu yapmak zorundasınız zaten. Ama bir çok aşkım, kötü bir plandı bu. Bu hafta boyunca zaten karşı taraf hep size dedi. Siz çok akıllı davrandınız, strateji yaptınız. Onlar daha bugün bunu yapabiliyorlar. Bunu demek istiyorum. Yani bunu yapabilen kalacak. Niye sizin kasanız dolu? Gamze ne dedi? Söylüyorum, anlatıyorum size dedi. Ve haklı kız. Burada ne diyorlar? Evet bir bunu yapmalıyız diyorlar. Aslında bir nevi aynalıyorsunuz diyorsunuz ki bizi örnek alın diyorsunuz. Çünkü gizli kapaklı yapamadınız. Açığa kendini çıkardınız. Ama onlar bel altı vurdu. Aynen. Peki bel şimdi bu konuyu vurdu. Bir toparlayalım. Hakikaten bugün çok üzücüydü. Bugün çok üzücüydü. Bugün çok fazla gergindiniz. Birbirinizi sevmek zorunda değilsiniz. Saygı duyun. Lütfen saygı duyun. Birbirinize pozitif enerjiler yollayın. Hayat çok kısa ve sıkıntılı süreçler yaşıyoruz her birimiz. Onun çocuğu var, onun çocuğu var, onun işi var. Öbürü başka mücadele veriyor, tekstili var. Öbürü başka bir hayat mücadelesi veriyor. Bu çocuk başka bir mücadele. Sen başka bir mücadele. Herkesin bir mücadelesi var. Bu konuyu kapatacağım burada. Sizleri seviyorum. Sizler de birbirinizi sevin inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.